eski bir Fransız sömürgesi 1960 yılında bağımsızlığına kavuştu. Şari Nehri burada iki ülkeyi birbirinden ayırıyor. Gerçek çakıl taşını almaya gücü olmayan fakirler kendi inşaatlarında bu beton parçacıklarını kullanıyorlar. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun diyoruz ve programımıza başlıyoruz. Şimdi de bulunduğumuz ülke Orta Afrika'da, Libya'nın güneyinde, Nijer ve Nijerya'nın doğusunda, Sudan'ın ise batısında. Yüz ölçümü 1.284.000 km2, nüfusu 12 milyon. Başkenti N'Djamena. Çad, Türk vatandaşlarına vize uyguluyor. Vize, Ankara'da Çad Büyükelçiliğinden 75 euro karşılığında alınabiliyor. Başkent N'Djamena'nın silüetinde çok sayıda minare var. Ülke nüfusunun çoğunluğu Müslüman. Güney bölgelerinde ise Hristiyanlar yaşıyor. Ülkede %7 civarında da yerel dine inanan kabileler var. İlk 2002 yılında ziyaret ettik bu ülkeyi. O günden bu yana çok şeyler değişmiş ülkede. En önemlisi 2003 yılından itibaren petrol çıkarılmaya başlanmış ve Çad petrol ihraç eden ülkeler arasına girmiş. Ülkenin ihracat gelirlerinin %60'ı petrolden ama Çad nüfusunun %85'inin geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Başkentin ismi N'Djamena, Cem kelimesinden geliyor. İnsanların toplandıkları yer manasına koymuşlar başkentin ismini. Bugün N'Djamena'nın nüfusu 1 milyon 300 bin civarında. Ülkede motosiklet kullanımının yaygınlığı dikkatlerden kaçmıyor. Normal taksilerin kullanımının yanı sıra motor taksiler de çok yaygın. Motor taksiler gün boyu bir oraya bir buraya yolcu taşıyıp duruyorlar. Taksilere göre daha ucuz olduğundan halk tarafından tercih ediliyor. Oh,
eski bir Fransız sömürgesi 1960 yılında bağımsızlığına kavuştu. Ardından darbeler ve iç savaşlar dönemi başladı. Bugün ülkenin iki tane resmi dili var değerli seyirciler. Birisi Fransızca, diğeri Arapça. Fransızlar bu ülkede hala etkin olmaya devam ediyorlar. Bağımsızlık anıtı, ülkenin en meşhur meydanı Millet Meydanı'nda. Kadını erkeğiyle Çad'ın bağımsızlığını kazanmasını sembolize ediyor anıt. Zincirlerini kırıp özgürlüğünü elde eden bir kölenin heykeli de var meydanda. Kölelik ve sömürge dönemi derin izler bırakmış insanlarda. Şehrin tam göbeğine misyonerler katedral yapmışlar. Eski parlamento şimdi konferans salonu olarak kullanılıyor. Bina şehrin güzel yapıları arasında. Başkent Encemenan'ın hemen yanı başında akıp giden nehrin ismi Şari. Şari Nehri burada iki ülkeyi birbirinden ayırıyor. Şu anda bulunduğumuz toprak Çad toprağı, nehrin öbür yakasındaki topraksa Kamerun toprağı değerli seyirciler. Evet, gerçekten ilginç bir noktadayız. Çad ve Kamerun'u Şari Nehri birbirinden ayırıyor. Şari Nehri Orta Afrika Cumhuriyeti'nde doğuyor değerli seyirciler. Yolculuğunu işte bu Çad ülkesinde devam ettiriyor ve yine Çad Gölü'ne dökülüyor. İşte Çad Gölü'nü besleyen nehir Şari. Nehrin diğer yakasında Kamerun köyleri görülüyor. İki ülke arasında vize uygulaması olmadığından rahat bir şekilde insanlar karşıya geçebiliyorlar. Hatta sınır ticareti de oldukça yüksek. Çad'da plastik poşet kullanımı yasaklanmış. Çarşıda, pazarda artık hiç plastik poşet kullanılmıyor. Çevre kirliliğini önleme adına böyle bir yola başvurulmuş. Yasak özellikle başkentte oldukça etkili olmuş. Çekimlerimiz boyunca plastik poşet atıklarına rastlamıyoruz.
Çat'ta bir ağacın gölgesinde beton kırarak geçimini sağlayan bir Afrikalıyı görüyoruz. Evet, betonlar burada. Yıkılan bir evden ya da apartmandan buraya getirmişler. Ve burada da çekiçle çakıl taşları gibi küçük parçacıklar haline getiriyor betonları. Evet, gördüğünüz gibi burada sıra sıra betonlar ve sabahtan akşama çalışan bir Afrikalı. Bu küçük parçacıkların alıcıları varmış ve bunlar inşaatta kullanılıyormuş değerli seyirciler. Adım Muhammed de işte bu beton parçacıklarını satıyor. Tabii işin patronu kendisi değil değerli seyirciler. Esas patron başka. Adım Muhammed sadece burada bir işçi. Çuvalları buraya dizmiş gördüğünüz gibi. Gerçekten iyi çalışmış. Komple burası çuvallarla dolu. Çuvallanmayı bekleyen işte beton parçacıkları da burada var. Bu beton parçacıklarını değerli seyirciler inşaatlarda kullanmak için fakirler alıyorlar. Zenginler gerçek çakıl taşını kullanıyorlar ama gerçek çakıl taşını almaya gücü olmayan fakirler kendi inşaatlarında bu beton parçacıklarını kullanıyorlar. Evet, bu işi yapan çok sayıda Afrikalı da var. Bunu yol boyu Çat'ta, başkentte bile görüyoruz. Adım Muhammed çalışmasını sürdürüyor değerli seyirciler. Çuvalı ne kadar diye sordum. Çuvalı 1000 sefaymış. 1000 sefa da yaklaşık olarak 2 dolar yapıyor. Tabii bu Adım Muhammed'in kazandığı para değil. Esas patronu kazanıyor bu parayı. Adım Muhammed'e de çuval başına 100 sefa veriyormuş. Adım Muhammed de günde yaklaşık 5-6 çuval satıyormuş. Yani 500-600 sefa civarında para kazanıyor. Eğer satabilirse tabii. Eğer satabilirse günde yaklaşık olarak 1 dolar para kazanıyor değerli seyirciler. Satamazsa elinde hiç para yok. Hiç para kazanamıyor. Adı Adum. Aslen Adem'den geliyor. Adem ismi buralarda Adum'a dönüşmüş. O 10 yıldır böyle beton kırmaya ve geçimini bu şekilde sağlamaya devam ediyor. Kısacası ekmeğini betondan çıkarmaya çalışıyor. Kına çatlı bayanlar arasında oldukça yaygın. Eğer bir bayan ayaklarına da kına desenleri yaptırırsa bu onun evli olduğunu gösteriyor. Evli kadınlar ellerine ve ayaklarına kına yaktırırken bekar kızlar sadece ellerine yaktırabiliyorlar. Bekar kızlar ayaklarına kına yaktıramıyorlar adetlere göre. Onların sadece ellerinde kına oluyor. Evli kadınlar sevilen onlarca farklı desenden birisini seçiyor, ellerine ayaklarına uygulattırıyorlar. Özellikle düğün, dernek ve bayram öncesi güzellik salonları kına desenlerini yaptıranlarla dolup dolup boşalıyor. Bazen yer bulmak ve randevu almak bile oldukça zorlaşıyor.
başkent N'Djamena'da bir cuma günü. Müslümanlar akın akın camiye geliyorlar. Büyük cami ülkenin sembol camilerinden bir tanesi. Camideki çeşmelerden su akmadığı için cami çevresinde insanların abdest alacakları suyu satıyorlar. Caminin bahçe kapısının önünde sağlı sollu küçük plastik ibriklerde su satılıyor. Cuma namazı için en temiz, en güzel giysilerini giyerek geliyor Müslümanlar. Cuma saati yaklaştıkça camiye akın eden insanların sayısı daha da artıyor. Cemaat camiyi tıklım tıklım doldurmuş. Dikkatli bir şekilde hutbeyi dinliyorlar. İmam efendi oldukça heyecanlı. Yüksek bir ses tonuyla irad ediyor hutbeyi. Hutbenin hemen ardından namaza geçiliyor. İslam'la uzun yıllar öncesinde tanışmış bu topraklar. Halk sömürge döneminde ciddi misyonerlik çalışmalarına rağmen dinlerine çok bağlı kalmışlar ve İnandıkları değerlerden asla taviz vermemişler. Çatlılar, dindar Müslümanlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda lütfen bildirimlerinizi de açınız değerli seyirciler. Çünkü bu şekilde her yeni bölümden çok rahat bir şekilde haberdar olabilirsiniz.